Şimdi sizin de gördüğünüz gibi burada 83 eser sergileniyor Bedirhan Eyüboğlu'ndan. Bu bir aile koleksiyonu. Ailesi arşivi açtı. Arşivde tabii yıllarca gözükmeyen, hiçbir yere çıkmayan resimler ortaya çıktı. Bunu bizim için yaptı. Dolayısıyla 83 parça Bedirhan Eyüboğlu'nun 83 parçanın tarihleri şöyle. 1951 en eski tarih, 1975 ölümüne kadar yaptığı en yeni tarih. Yani 1951'den 1975'e kadar süren bir çalışma süreci görüyoruz burada. Bedirhan Eyüboğlu çok önemli bir sanatçı, hocaların hocası. Yani bugünkü hocaların hocası. Artık onun talebeleri de hocaların hocası olmuş durumda. Aladdin Aksoy şöyle bir şey söylemişti kendisi için, yani hocası için. Bize dedi ressam olmayı değil, sanatçı olmayı öğretti. Bu şu anlama geliyor, yani artist olmayı öğretti. Hayatın her alanına ilgilenmek, sadece resim yapmak değil olay bir ressam için, bir artist için, sanatçı için. Hayatın her türlü toplumsal çalkantılarıyla ilgilenmek, değişimlerle ilgilenmek, her türlü tekniği kullanabilmek, böyle bir şey. Bundan bahsediyor Alaaddin Aksoy. Yani sadece çizgi, leke, ışık, gölgeyi öğretmedi, bize hayatı da öğretti, artistliği de öğretti. Dolayısıyla çok vizyonları geniş bir sanatçı. Dolayısıyla şimdi bu sergide teknik olarak ve tematik olarak size anlatacağım şeyler var. Bedirhan Eyüboğlu hem çizgisel üslupta çalışmış, hem leke, ışık, gölge tekniğiyle çalışmış. Hem etnik, tematik olarak etnik duyarlılığa önem vermiş. Onu daha çok çizgisel üslubunu kullanarak dile getirmiş. Lekelerle çalışmış. Yani en azından bir 4-5 teknik kullanmış tablolarında çalışırken. Bu da onun ne kadar özgür bir ruhu, ne kadar geniş bir vizyonu olduğunu gösteriyor bize. Yani o da zaten sadece bir ressam değil, hayatın her alanını kapsayan çok işlevli bir deha kendisi. O yüzden her dönem avantgard. Yani saf kendi yaratısını ortaya koyuyor. Saf bir benlikle çalışıyor hiçbir şeyin etkisinde kalmadan. Ama en sevdiği sanatçılardan bir tanesi Van Gogh. Van Gogh'taki o güneşi, ışık gölgenin olmayışını, leke sistemini çok seviyor. Ama onun etkisinde kaldığını zannetmiyorum. Ama ona hayran, ruhuna hayran. Dolayısıyla buradaki tablolarda da gördüğünüz gibi, mesela mezuret resmi hamam. Burada bir ışık gölge pek yok. Fakat bir daha farklı bir leke sistemi var. Ama etnik kökenli tablolarda çizgisel üsluplar var. Kuşları var, babatomileri var. Babatomileri daha çok onun sevgilileriyle ilgili, yani cinselliğiyle ilgili sanıyorum ki, yanılmıyorsam. Çok kuş var hayatında. Yani kuşları çok seviyor. Hayatı seven bir adam. Şair. Şiir kitapları var. Mavi yolculardan kendisi. Onu yaratıyor. Mavi yolculuk. Azahar Hal, Sabahattin Eyüboğlu kardeşi. İşte böyle bir entelektüel Vedat Kuyol bir grubu oluşturuyor. Çok merhametli, çok sevecen. Baba bir adam.